Her şeyinizle uğraştım ya. Dost geldi yattı gittiler deme bana. Çalışıyoruz burada. Geldiler. Her şeyinizle uğraştım. Ay. Yayını da açmışız zaten. Kendimiz duyuyorum. Geldi, şimdi açtım. Açtık mı? Şimdi açtım daha. Selamlar. Can you see? Shut the fuck up. Millet kaçırmayalım yayından çok fazla. Abi diyorum shut the fuck up ya. Bir ön konuşma. Neler bekliyorsunuz? Dost. Ön konuşma ön sevişme. Niye de benim de aklıma ön sevişme geldi evet. Biraz önce izlediklerinizi. Olabilir tabi. Abi ben mutlaka Death Stranding bekliyorum. Başka hiçbir şey değil yani. Last of Us 2'yi de çok bekliyorum ama Death Stranding'i daha fazla merak ediyorum. Nasıl bir evren olacak? Hideo Kojima ne yapacak? Çok merak ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Kim ne lan bu iPhone kullanıcısı? iPhone değil mi çok öyle. Hangi fakir iPhone çakması şeyle? Dost sen ne bekliyorsun? Kojima'dan yine böyle cringe hareketler bekliyor musun? Kojima gene sahneye çıkıp I am back. I am back. 3 saat önce ben ooh, Twitter'dan yeah takip ediyorum. LA'ya inmiş abi. Daha yeni gelmiş ya. LA'ya mi inmiş? Hı. LA diyoruz biz ona. Los Angeles şekerim. Kojima'nın sahnede çıkıp direkt şey diye gelmesi. Hello everyone. Hello everyone. How are you? How are you? Fine, thank you. I wish I were bored. Nande antaya kaşabetleri. Musumega Amerikanı yıkın o desu. Nanta. Dost of Us bekliyorlar. Amerikanı biterin ha. Dost of Us daha hadi şimdi. Mori. Zen şişo. Bak direkt başlayalım mı? Hop. Gitti. Şöyle yapalım. Chat'i yavaşlatalım abi. Chat'i yavaşlatınca daha hızlı banlayabiliyor muyum? Tabii canım. Tabii. Tamam nereden yapıyorum onu? Hatta alık çekim. Slash slow 3 yaz. Bak uçur bizi Sony ilk demiş. 3 böyle mi? Hı-hı. Evet abi. Güzel. 3 saniyede bir insanlar yazacak. Oğlum bu ne lan? Yetmiyor. Arttı şeyler yalnız. Yetmiyor. Yoksa daha... Aa Resident Evil 2 remake. Abi mutlaka bekliyorum. Tamam Munuş Feref'in Resident Falcon'u banlıyorum o zaman. Niye? Bak Vanquish 2 gelecek. Hızlandırdınız Vanquish, diye. Vanquish 2 gelecek. Vanquish 2 gelecek. Slav 300 yaparsam ne olur? Nasıl? Hı? Slav 300 yaparsam ne olur? Yapmıyorsun oğlum 300 saniyede bir atılır yapma. Ne yapayım? 3 yetmiyor diyorlar. Kaç olsun? Yok ya abi çok da öldürmemek lazım. Yani 7 saniye iyi o zaman 7. Okey tamam hadi yapmıyorum. Hadi aksın. Ya güzel yorum yapacak arkadaşlar vardır arada. Herkes de trollemeye gelmemiştir muhakkak. Adeta şelale gibi aksın yorumda. Aksın salak mısın? Bak destendiğinden yine bir şey alınamayacağız demiş. Bırak Sony'yi izlerken coşalım biraz. Saçmalamayın yani coşun sıkıntı yok. Coşmalısın saçmalamayın söyleyeceğim. Olabilir ya Avengers burada duyurulabilir neden olmasın. Alayımız troll demiş kendini. Tala bu uyandır bizi uçur bizi. Uyandırmak mıdır ya? Semerevele. Sizi görüyorum git gel görmez olur muyum? Ya bütün şey boyunca koca elimden geldiğince şu Tsubasa maçları dışında arkadaşlar kendi tarafıma da elimden geldiğince baktım. Ya şu Kojima'ya Assassin's Creed'i verin de. Kojima PlayStation. Niye Sconi la bu arada bu? Anladım. Sconi yazdı böyle esprisine. Sonra yazayım mı? Yok yok merak ettim de soruyorum. Hatırlıyor musun Sconi'yi? Biliyorsundur herhalde. Hayal mi ya bir yerden tanıdık geliyor. Abi pillerin üzerinde eski çakma yumaltı gibi Sconi vardı da. O yüzden yazdım. Bir yazsana Sconi diye bak neler çıkacak. Sconi'nin teyipleri vardı böyle şey. Abi Sconi... Sabah gazetesi vermişti. Bak bak. Abi sabah gazetesi kesin Çinlidir bunlar ha. Şeyi hatırlıyor musun abi? Sconi miydi hatırlamıyorum da böyle göstermişti şeyler. Oğlum Sconi Ericsson var lan. Ericsson. Sconi Ericsson. Bak bu nasıl? Emel uyumadı mı? Güzelim benim. Polis station. Emel'cim teşekkür ederim hala burada. Peki ya bunu ne dersin baba? Nintendo Polis Station çok daha mantıklı geliyor kulağa. Ya dev bir... Last of Us çıkış tarihi versin. McDragon. Dev bir teyip... Last of Us'a çıkış tarihi verirler kesin arkadaşlar bence ya. Hani... Bu jenerasyonun sonuna yaklaşıyoruz onu daha fazla sündüreceklerini düşünmüyorum ben. Sabah gazetesi. Selamlar Faysan'cım hoş geldin. Mik yok hoş geldin. Karpuz.
Hoş geldin. Sadece 5000 kupona falan Shiori. Filan. 5000. Millet bir aldı şu kadar deyip. Abartıyor şu Roko. Kadar falan bir şeydi. Roko. Reklamlarda şöyle dev gibi gözüküyor. Karpuzumuz da haber editörü olarak hemen gerekli bilgileri verecek. Ya sulu karpuz, haber editörü olmak ister misin? Kuma. Kuma da ayı demek Japonca yarısı için güzel. Başlıyor beyler, kocuma başlıyor, evet. Gırgır şamata bitti. Gırgır şamata bitti. Bak artistik yapmayın, ben banlarım sizi ha. İlk 2009'un ilk çeyreğinde gelmez arkadaşlar. Kocuma geliyor. Ne yapıyorsunuz ya? Aha geliyor. Yazını bekleyin bence. Kocuma gökten inecek. 2019 sonbaharında çıkar o bence. Dreams mi lan o? Dreams mi? Kocuma gökten zembille inecek. Dreams'e mi giriyorlar, ne yapıyorlar? Ama Dreams'e zaten bayağı bir... Çok güzel duruyor da işte... Evet, bu sesler genellikle Dreams şey... bu VR herhalde abi. VR karakterleri değil mi şunlar? VR showroom falan mı ne o? Evet, playroom dedi. Ha, aman abi. Aman, Begin Shorty diyor. Herhalde biraz gecikiyor. Yo, daha bir dakika var. Ya Dreams, İhsan çok seviniyorsun da. Abi ben izledim. Bu arada güzel. Güzel ama çılgıncasına detaylı değil mi? Yani ben o oyunda bir şeyler üretemem, ancak oynayabilirim ya. Sunum sesi az mı? Anlamadım. Az diyorlardı, açtım abi. Abi birazdan da çok diyecekler. Çok diyeni de banlayacağım, merak etmeyin. Sozini banlasana, sizin sesiniz çok değil mi? Furkan'ı bir. Banlama ya. Aha banladı lan. Utanamadım. Furkan GG. Böyle miydi? Evet. Bekliyoruz heyecanla. Fahri hoş geldin. TA'nın daha başlamadığı bir sürü seri var. Ama Fenerli Roko neler diyorsun? Bu arada birkaç zamandır yayın yapamıyoruz arkadaşlar. Aynacı kanalında bu aralar aktif yayınlar görebilirsiniz. Gündüz gece aradaki boşluğu kapatmak için sıkı çalışmamız gerekecek. Yeni oyun... ben yeni IP duyurulabileceği kanaatindeyim ama bu şey olabilir. Yani böyle bir şeylerin remaster'ı, bir şeylerin remake'i olabilir diye düşünüyorum. Hani mesela şey, Resident Evil 2 remake yeni IP olarak sayılacak mı? Bayramda değil, hemen merak etme, bayramda değil. Geriye uyumluluk gelir mi sizce? Ben geleceğini düşünmüyorum ya, geriye uyumluluğun. Artık bu jenerasyonda değil. Yok abi, PlayStation 5'te PlayStation 4 geriye uyumluluk olur, en fazla o kadar. Evet. Twitch'te daha mı önde? Demon's Souls çekeceğiz canım, merak etme. Twitch'te niye vardı, bizde yok? Başlamış mı? F5'tesene abi. Burada veremediler mi acaba ya? YouTube'da problem mi oldu? Lan. Bu başlamış şeyde, Twitch'te abi. Twitch'ten aç istersen. Açabiliyorsun. Ama girişi kaçıracağız o zaman da. Twitch'e geçsen abi orada sen. Trip mi belirdi yani. Ha şimdi burada da başladı ama geç. Sean Layden orada konuşuyor hala. Abi arada YouTube'da fark var. Şuradan açsana abi. Direkt buraya geçireceğim şu an. Good evening everyone and welcome. Ernie and thank you for making the time tonight to come to church. This fulfills your obligation for the coming Sunday, for those of you who need to know that. Ne oldu abi? Twitch'te de, Twitch'i mi açayım diyor? It's great to see the congregation as large as it is tonight, under this single tent. And for those of you who may be a bit apprehensive because you remember that movie Kingsman, it's a gaming industry at some times called, but certainly inside our studios, it doesn't end that way. Tamam abi. It's a calling. Eline sağlık, teşekkür ederiz. It's what we do, it's what we have to do. Sağ olasın dostum. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell. Arkadaşlar, things they want to show you and places they'd like to take you. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year, it's going to be all about those kind of games that we can deliver to you in a way that's going to blow your minds. And tonight, gösterisi halay çekmem yani, güzel bir duyuru. Zaten önceden duyurmuştum. This church tent we've created here in Los Angeles.
Bir şey söyleyeceğim. Kilise de denermiş herhalde ya. Evet. De niye yani? Neden kilise? Bu Last of Us'la alakalı olabilir mi? Tematik olarak. Abi çok küçük bir alan değil mi ya? Hani biliyorsun adamlar God of War Orkestra ile falan duyduktan sonra şimdi kiliseye seçmiş olmaları çok enteresan. Gustavo Santaolalla. Gustavo şey değil mi? Last of Us'ın dıngır dıngır değil mi? O mu? Oğlum bildiğin kilise harbi. Adamlar kült mü yapıyor, oluşturuyor lan? Sonic kültü. Last of Us'la açıyorlar abi. Last of Us'la açıyorlar herhalde değil mi? Oğlum o zaman Last of Us'la açıyorsa sonda Death Stranding var. Kesin sonda Death Stranding. Finale Death Stranding. Ya da Vanquish 2. Aa ben bunu normal gitar sanıyordum. Bu ne? Banjo mu? Banjo galiba. Banjo and Kazooie. Banjo Kazooie duyurulacak bence. Banjo Kazooie 5. Bu enstrümanın ne olduğunu bilen var mı? Ama küfredeceğim yani lan, izleyin lan izleyin. Size demiyorum yani kusura bakmayın. Bize de dedi canım ne olacak? Yok, ben şeyde ikişer gün telefonu çıkmaya şaşırdım var ya. Ev senin evin Stringit'te sen çıkıp gideriz abi yani. Yatacak bir şey yok. Abi şuna bak. Bunun neyini izleyeceğiniz lan oturup sonra? Neyi çekiyorsun abi böyle? Var zaten kaydı. Bağlama telefonu. O adam hisli çalıyor. Bağlama ileride benzer bir ses değil mi? Markası neymiş lan? Atmosferik bir hava yaratmak istemişler ya. Bugün herhalde bu dramatik bir şeyden... Sen canlandırmayı biliyorsun ya. Ya da biz beklenti yüksek tutuyoruz Sony için, o yüzden heyecanlıyız. Bunun müziğiyle bir Last of Us girerler demiştim ben ama arkadan böyle bu atmosferi sağlarken falan. Girer canım Last of Us. Mikrofon ne acaba, bayağı kaliteliymiş. Çıtırtı geliyor gerçi ama. Bize de çıt çıt ses geliyor arkadaşlar. Bu yayınla alakalı olabilir, bizle alakalı değil. Yani bize de geliyor. İki gün sonra YouTube'da görürsün bunları. Front seat. I recorded Last of Us 2 team. İğrenç bir ses kalitesi böyle. falan. Şurada mis gibi kaliteli versiyonu böyle şeyle çekilmiş hali var ama kimin onu daha? Hayır, benim telefonumdan olmalı o görüntü. Bir şey söyleyeyim mi? Acaba kiliseyi ses eko sesten dolayı mı tercih etmiş olabilirler mi? Çok iyidir akustik. Değil mi akustik? Burada amen o. Zaten belli. Kime ne? Benim sunumu yaparken de çok güzel bir ses şeyi vardı. Öldü mü lan adam orada? Ha, kalp krizi geçirdim orada. Yo yo diye giriyormuş bir yerde. Kilise çok ilginç ya. Kesin Last of Us'la alakalı abi bu kilise teması. Geldi Last of Us geliyor. Tamam bakalım. Sessizlik bir dakika yeter artık. I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed. 44 pistol under my head. Bu yüzden. Bu yüzden. Eli. Temasını. Acaba Eli'nin annesi mi? Bence Eli'nin annesi bu. Eli'nin kendisi değil mi? Bence annesi. Abi Eli baksana. Eli mi bu ya? Eli abi. Kocaman. Çok garip bir suratı var abi. İşte. Eli'ye benzetemiyorum niyeyse abi, bir gariplik var. Benziyor ama tam değil gibi böyle. Tam Eli değil gibi hissettiriyor. Glenn geldi. Pardon. Hayır. Bu şeylerden nefret ediyorum. Evet, sesi duyunca direkt Eli yani. Niye yankılıyor ses? What happened? Ne oldu? Another big lecture about my patrols. Don't go here, don't go there. Funny how involved he gets whenever your schedule go out. Yeah. Eli lezbiyen yalnız, fazla yanaşma. Döverim. But not quite the show. Eli bunu kesiyor.
Umarım. Da yani şimdi Last of Us'ı şu temel üzerinden bir... Eli yüzü düzgün. Biraz daha tuhaf değil mi suratı? Abi tuhaf. İşte Eli'ye tam benzetemiyorum. Ya. Say something, dude. Make it 1 week. Ellie! Bir hafta oldu mu? Hey! Yes, evet. What took you so long? Ellie, neden bu kadar uzun sürdü? Oğlum, ne olan Karadenizli gibi? Jesse. Jesse. Don't forget we leave at first light, so get some rest. Gidip biraz dinlenin. Peki efendim. İyi, güzel. Kızımız lezbiyenliğini koruyor, sıkıntı yok. Tam bir gerizekalı. Hadi. Evet, lezbiyendir. Benimle takılır. Okay, I have a very serious. Hatırlıyor musun? Şimdi sana çok ciddi bir sorum var. O ek paket. Ek left behind diyorsun. Ne, nasıl kokuyorum mu? Ben nasıl kokuyorum? Abi niye suratı bir garip ya? Büyümüş. Okay. Ateşli bir çöp gibi kokuyorsun. Gross. İğrenç. You love it. Onu seviyorsun. Allah aşkına daha güzel bir kız bulamadınız. Gözünü seveyim. O ne öyle? Abi ben game... Every guy in this room is staring at you right now. Ne yapmış? Hani dedik adam sana bakıyor dedi. Maybe they're staring at you. Belki sana bakıyorlar. Belki sana bakıyorlar. Ne anlamadım. They're not. Maybe they're jealous of you. Belki de seni kıskanıyorlar. I'm just a girl. Not a threat. Gameplay vereydiniz. LGBT haftasında mıydık ya biz? Galiba. Ondan dolayı mı acaba böyle bir şeyle başladılar? I think they should be terrified. Yani senden korkmalılar. Millet kafa yedi arkadaşlarınız. Bağırış harışır duyuyor mu? Ne? Millet kafa yedi diyorum. Arkada nasıl bağırıyor, çağırıyorlar şu anda. Evet, bir oyunda gördüğümüz en gerçekçi öpüşmeyi yapmışlar. Tebrik ediyorum. Kızı mı öldürdüler acaba? Sevgilisini mi öldürdüler bizimki? Joel mu öldürdüler, sevgilisini mi öldürdüler? Kim öldürdü bu kadar? Bayağı hardcore girdiler. Bu kadar sinirlendi yani. Burası oyunun giriş sahnesi mi acaba? Direkt buradan şimdi bak. Şimdi gameplay'e girecek bak burada. Evet. Direkt gameplay'e girecek. Aynen. Oo, görsellik o, yalnız. Delilik. Görsellik güzel. Ya karanlık gerçi pek bir şey gözükmüyor ama. Belki bunların eline düştü, onu kurtarmaya çalışıyor. Hatta ölmüştür diye düşünüyorum ama. Bana da geçiş sonunda çıkar bu oyun ya. Lütfen bunu yapmayın. Ben 2019 ilk bar diyorum ya. Hmm. İlkbaharda çok fazla oyun yıldı ya. Dinleyin. Burada mesela müdahale edebilir miydik acaba? Burada mesela müdahale edebilir miydik acaba? Yani. Oha, bağırsakları mı döktü lan? Üf. Direkt artık sanki insanlar daha korkucu olacak. Spread out. Dağılın. Herifin patlıcan dolması gibi yardı. Naughty Dog zaten onu Uncharted'la başlattı ya. Animasyonun ki detayları, sağa sola dokunmaktır, yumuşaklıktır. Geri alabiliyor muyum? Ya da bunun üzerinden düşen bir şeyler var. Bu ne lan? Nasıl görmedi lan? Neyse. Ufak ufak şeyde de vardı. İlk Last of Us'ta da vardı. Böyle alternatif bir dünya var.
Melee Combat inanılmaz duruyor ama. Melee Combat evet. Umuyorum hadi gerçekten bu kadar ufak tutarlar bu arada. Bayağı şey akıyor yalnız ha oyun şey olarak. Watch yourself. İnşallah. Hadi bakalım. Oo bayağı adam şarjlar yapmış ha. Şunun altına girebiliyor musun? Çünkü adam bakıyordu. Ne güzel serisinin listi be. Wolf. She came through here. Wolf. Kurt diyorlar bunu. Evet. Double back. Herhalde lakabı. Halk arasında bu. Bayağı dam mı salmış ya? Tam böyle kopma noktasında Joel gelecek ve trailer bitecek diye düşünüyorum. Oyunun sürecek. Ama ya altına baktı mı bakmadı mı falan yok ama neydi burada devam et. Ya kolmuyor. Oyunun akışı da güzel olmuş ya. Bu kadar olmayacak canım bu. Biliyorsunuz yani bu bayağı hazırlanmış yani. İlk Last of Us oyunun için hatırlamıyor musunuz? Onda da böyle felaket bir sahne gösterdiler falan. Oyuna girince öyle olmadı yani hiçbir zaman. Yapay zekada da gösterildiği gibi bu oldu. Kadar olmayacak yani. Bu bayağı sinematik hazırlanmış. Bu kadar olmayacak. Baksana şu şeyler falan bayağı güzel ya. Ok kalıyor, çıkarıyor vesaire. Tabii bunlar script mi bilmiyoruz ama. Bunu daha çok oynanış konsept fragmanı olarak düşünebiliriz yani. Geçebiliyor muyuz acaba? Vallahi arkadakini işte. Doğruşan çıktı oklar. Okumuz kıt yine. Oo dört oldular. Arkadaki ne o alemde? Bir tane daha vardı. Patlayıcı ok yapıyor. Bu yoktu diye hatırlıyorum. Yoktu. Tek birini vuracaksan niye patlayıcı ok yaparsın? Paramparça oldu ha. İyi mi yani orada? Bu herif brüt gibi ha. Diğerlerinden daha böyle sürmüş. Böyle şey olmayacak abi ya. Bunu yapmayın işte. Burada script yapmadığınız sürece böyle sahne de olamaz yani bir oyunda. Şeydir belki çevreye göre etkileşim vardır. Uncharted'da vardı ya. Yani. Ya şu görselliği gerçekten sağlayabilecekler siz zaten. Yeni nesil konsollara ne ihtiyacımız var ki? Ulan balyoza mı vurdu? Herif ok işlemiyor lan. Şunlar falan bak animasyona geliyor. Ya baksana animasyonlara falan. Ha, The Order'ın sanki şeyi sinematik sahnelerini oynuyor gibi yani. Bak kızın saçları falan da güzel. İnşallah yapabilirler. Bunu bayağı iyiydi. Mecburen Joel olmayınca. Şeye dönmüş. Yani öyle olacaktı oğlum Joel olmayınca. Zaten bekledim. Kurt diyorlar abi. Şimdi Joel'u görecek değil mi? Bence ya Joel'un. Gördün mü söylemiştim. Senden korkmalılar. Bizimki hayal mi şey yapıyor kafasında? Game of the Year. Ne oldu? Oruç gitti gidiyor ya şu saatte. Sıdıka. Sıdıka ne? Ama harbiden benziyor ya kız. Sıdıka gibiydi oğlum. Güzeldi ya. Çok çirkin mi bu? Bana çok çirkin geldi abi. Kız güzeldi ya. Doğal güzelliği vardı. Gelen kız. Evet. Gelen kız. Bu
Burnu biraz büyük diye ama bana doğal büyük güzel... kaşları çok şey. Doğal güzelliği var ya, ben beğendim kızı. Artık. Ya bu Sony'nin bu girişi ne oldu lan? New look at The Last of Us Part 2. We're here live in Los Angeles at the PlayStation E3 showcase. We're taking a quick intermission while folks move along to the next part of the experience. We'll have a little bit more to share on that later. And I am joined by my good friend Ryan Clements. Ya neyin peşindesiniz abi? Ne yapıyorsunuz? I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation showcase. And it's going to be huge bir yere falan mı taşıyacaklar? A little later when the showcase resumes. Her fragmana göre özel böyle stüdyo ya falan. Mesela Death Stranding'e ayrı bir tema. İşte onu Last of Us Part 2 Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Evet, ama yani şey mola veriyoruz dedi. Just on stage. How did you get up here so fast? Clearly the pneumatic tube that I was deneyimi bir şeyde buraya geldik bu sefer. Right over here. Well, it's good to have you here. Well, it's great to be here. And I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right. And there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? I mean, they're everywhere. They're looking at what can do in the next iteration of The Last of Us series. And I think what we saw tonight, I mean, that piece of content was so impactful. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops over at Naughty Dog, and they're going to have a very broad and ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person what you're coming up against. I can't wait to see more of that. And that was first gameplay we saw there of The Last of Us Part 2. Looking obviously incredible. And speaking of incredible, I mean, Worldwide Studios lately, I mean, it's just been unbelievable. Horizon, you had God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret? And what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number one is do no harm. Right. A lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go, you know, provide backup, provide scope. You know, provide yani başka odalara gönderiyoruz. Yani bütün topluluk oradaki kesin başka bir yere gidiyor. Abi bu çok uğraştıracak ya. İzleyenler için uğraştıracağım ama oradaki kitle için de enteresan bir şey. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Abi öyle de bizim için işkence bu. Her seferinde arada 10-15'er dakikalık boşluklar var demek her bir fragman için. The last dozen years or so with Worldwide Studios. I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And I mean, speaking about making fans happy, I mean, there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, this is a celebrated game. It sold extremely well. It has a huge legion of fans. One of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? Yorumlar yapıp çıldırtıyorlar beni bu saatte. We've got a lot of real-time feedback from fans in the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we can talk about here and not talk about at all. But it's all important. We take it all seriously. And New Game Plus is something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop. And I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. Lesbian sahnesi izlettik. Definitely. Who miraculously demek finished God of War with a 2-year-old at home, that makes me very happy. I will somehow find more time. Okay. I will find time to get... He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and that amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. It is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation Blog shortly. We have a lot more to talk about, too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the four main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. And this year, we felt that what we really wanted to do is take people on a journey deep into the content, deep into the four big pillar games that we're working on right now. İşte abi yani 10 dakika 15 dakika konuşacak şimdi. Ondan sonra tekrar oturacaklar. Bir daha bir değişim olursa hele. Üçüncü bir değişim olursa o zaman ayvayı yedik yani. Anything from Last of Us 2 just saw right now through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out.
come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Ya, çok iyi duruyor. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Hatta yapay zeka bazı yerlerden. I think the teams are really crushing it right across the board. But one thing I would say is there's one of the games we're having out today that will be playable in 3 months and available in stores. And that's my favorite web slinger, Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. Great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station, though. All right, please do. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during the short intermission. So I say we kick it off oyundan daha farklı bir oyun çıktı. Daha farklı demeyelim ama biliyorsun işte hani mekanik olarak falan filan sıkıldı. Call of Duty geldi. Call of Duty'nin şeyini çok merak ediyorum. Burada gösterecekler mi Battle Royale? Abi ya bak Battle Royale gösterirlerse... Zaten tabi abi burada asıl bir kadın vardı ve onu günahkar ilan etmiyordu. O yüzden ikinci konseptine gittik. Peki teşekkür ederim. Zaten o böyle bir değişik kültürlü şartı falan da var. Summit. Samet! Bak mermi penetration mı var anlamadım. Dosyine avda sanırım. Hı? Avda mısın bu? Bu penetration falan değil ya bu başka. Onu dedi neyini izleyeceğim abi? Şeye bakarsın. Battle Royale. Yeah sure. Niye abi Battle Royale'e yorum getirebilirsin bence. Sonuçta Fortnite'da oynadım. PUBG'de oynadım. Abi bu nedir böyle ya? Ya Battle Royale'de şu araç muhabbeti nasıl? İşte bak mesela Call of Duty'de doğrusu araç kullandığımız şu sesi bir türlü ayarlayamadık abi. Şu sesi bir türlü ayarlayamadık. Ses abi, yüksek şey ses. Az ses modlara yüksek soralım. Ses, mod ses yüksek ses. Modlara göre ayarlayalım. Şıdırttınız beni yok var ya. Onu çok bakma. Bence şu anda gayet iyi abi. Modlar. Gayet iyi. Just a few more minutes we're in a short good stuff to talk about. Bir problem olsa ben su ben ses iyi. Bakayım benim sohbet panelinde de bir soru. Ses iyi. Bak huzurlu gayet ses iyi demişler. Abi daha da uzuyor. Yeni konuklar falan almaya başladılar. So I say we keep this moving. Umarım bu when it comes to Call of Duty, we know that alırız. A bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. Ne? Bir dakika, remastered. But what we just learned here is that those maps, those classic maps, ha, are Black Ops ve Black Ops 2'deki as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Siz mikrofondan çok uzaklaşmayınca aslında bizim sıkıntımız herhalde mikrofonu uzak olmamız yaklaştıralım mı biraz şeyi? Surprise PlayStation Plus game drop. And that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight. Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get an extra little tasty treat. Right, little yeah. Little mid E3 supply drop for yeah, you there. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. Mm-hmm. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Countdown to E3. PlayStation VR. Daha büyük bir şey için bekliyorum heyecanla Sony. Bu şeyi anlamıyorum ben. Tetris'in isim hakları kimde abi? Kimse de değil muhtemelen. Activision'da mı? Yok abi kimse de değil. EA'in de Tetris oyunu var şu anda güncel. Öyle mi? Days Gone geldi bu arada. Ne kısa şeyler değil mi? Highlightlar abi, büyük, highlightlar. Büyük bir, büyük bir şeyler bekliyorum ya. Oh. Tavanlı oyunu. Ne bu? Abi bu da yine beyne girme oyunu, Ubisoft'un oyunu gibi. Abi bilmiyorum yani ön yargılı olmak istemiyorum ama bu tarz oyunlar inanılmaz sıkıcı, saçma ve gereksiz uzun oluyor diye düşünüyorum. Ne kadar güzelmiş lan. Şuna bak. Ghost Giant. Çok VR'a abanıyorlar ya istediklerini alamadıkları halde. Şunu da oynamak istemem mesela VR'da. Güzel duruyor ama abi çok kusursuzlu. Ben yaşlıyım bu oyun için. VR ama duydum.
Black Ops 3 ücretsiz olmuş. Abi yani ne bileyim ya, pek de önemli değil bence. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation showcase. I mean, when I say evet, a few minutes, I mean yerlerine yerleşmiş. O herhalde bundan sonra buradan devam edecek abi. Umuyorum abi. Umuyorum komple devam ederler. Ne olur tekrar değiştirmesinler çadırları. Tekrar vereceklerini zannetmiyorum. Büyük olaya geçeceğiz diyor. Sırf Last of Us'a özel kilise şey yapmış adamlar abi. Güzel bu. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. 6 billion. Incredible stat. Yeah, they play that so much. A lot. They do. Yeah. And we're going to take a first look at the next chapter right now. Neymiş o ya? Bunun ne? Destiny. Ne lan bu Destiny VR falan mı? Niye öyle görünüyor? Eyes up, Guardian. A lonesome star. Bu yeni sezon olacaktı Destiny. O mu acaba? Abi Destiny'den şeyler de çok hiç memnun değil abi. Hani kendi takipçi kitlesi de hiç memnun değil. Ya mitlik yok. Ben karşı değilim Destiny'ye de. Vaat ettiği şeyleri verebilen bir oyun olduğuna inanmıyorum ben Destiny'nin. Sadece gameplay olarak gerçekten silahlarını kullanmak çok keyifli. Onun dışında ben başarılı olduğuna inanmıyorum Destiny'nin. İlgi çekici bir hikayesi olduğuna inanmıyorum. Güzel bir dünyası olduğuna inanmıyorum. Atmosferi çok güzel, grafikleri çok güzel ama o kadar yani. Temennim o yönde Blacklist. Evet, ölme animasyonlarındaki like. Neyse o ilk oyunda vardı ya, ikinci oyunda yok öyle bir şey. Onunla ilgili de bayağı bir şey yaptık ya. Var mı yok mu diye resmi sitesinde böyle bir şey. Ben bir geri döndürebilir miyim sizce Destiny 2? Destiny 2. Yani ben şey değilim, çok sıkı takipçisi değilim ama. A lot of great enhancements and content for that one. And hani Division'ın yeah, gibi sonradan. Ne gerçi sonradan toparlamak bu tarz oyunları çok da. Benim için etkilemez de Division'a dönmedim yani. İlk yarattığı deneyim o kadar kötü ki geri dönmedim. There's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right, we are really seconds away when it comes down to it from the rest of PlayStation's E3 showcase. Destiny 2'de yeriz. Thank you so much for watching. We've got a lot more in store tonight. But for now, I think it's almost time. Should we get to it? I think why keep people waiting? Let's get to it. We have so much more to cover. Okay. Yapacak çok işimiz var. Verelim diyor. So let's check it out live right now. Ya bunlar da mecbur, ne yapsın işte, arayı doldurmaya çalışıyorlar. Aha. Ghost of Tsushima. Onu da Japon getireydiğimiz bari. Beni aşk neyledi. Adam ilahiyle giriş yapıyor. Kadir gecesi görüyorsun değil mi? Sizin sahip çıkmadığınız manevi değerlerimize. Sony her kesime hitap ediyor. Los Angeles'ta. Az önce kilise, şimdi semavi gösterisiyle. Ve yıllarca semaviyle semaveri karıştırdım çok. Acayip yerlerde patlattım yani. Metro ve Sinch. Tamam benim kişi, kusura bakma. Son titretme hareketi çok güzelmiş. Ne oldu lan? Bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu ne acaba adı? Oboa mı bu? Hiçbir şey, bu yöresel bir çalgıdır muhtemelen. Bu var ya meşhur Japon ezgileri. O bundan çıkıyor herhalde. Bambudan yapıyor bunu. Bunların yüzünden pandaların soyu tükendiyim lan. koparıp düdük yaptınız kendinizi, içerimsizler bunlar. Anadan notalarla oyunun hikayesini anlattı bence bize. Malafat mı? Lan öyle şey mi olur? Malafat dedim, çalık mı olur lan? Kamaşullah. Ben... Kamaşullah oğlum işte. Obua değil. Ne çalıyorsun ben? Tamam, Obua değilse ne? Malafat üflüyorum. 20th Century Fox Flute Edition. Bari Japon getireydiniz i̇şte o çalsaydı. İşte ben onu dedim ya abi ya. Yani. Japon getireydiniz bari yani. Yani adamın yöresi... Bunu çalabilecek birini de bulmuş olmaları bana enteresan geliyor. Nasıl bir işsizlikteyiz abi? Adamların yöresel çalgılarını kuzey... Obua değil neyin büyüğü. Kamaşullah abi işte, kamaşullah. Kamıştan geliyor.
Ettiremiyor artık. Oğlum ben. Sanki çalamıyor gibi lan arada böyle bir falan diye. Baksana çalamıyor. Alkışlayayım bari. Orada yanlış not oldu. Bak birisi elini kaldırdı lan alkışla sonra. Bitti mi ki devam edecek mi falan diye böyle. Kimsenin umurunda değil zaten. Hadi abi oyunu göster de gidelim modundan. Tüh ve sonunda patlaması iyi değildi. Bak giderken kendi içinden geçiyor. Ghost of Tsushima geliyor. Ben bu oyunu merak ediyorum ben. Abi merak hepimiz merak ediyoruz ya. Sen merak etmiyorsun tamam mı? Ben bu oyunu merak etmiyorum. Game of the Year. Sen ne yapıyorsun Ahmet? Banladı gene birini çaktırmadan. Abi tamam bırakın ne yazarsa yazsınlar keyfinize bakın ya. Kaçırmadım. Gitmez. Japon oyuncu değil mi bu adam? Gerçekten bir oyuncu ya. Ha dur bak kiraz ağacı. Oynanış. Oynanış. Mongol Invasion. Aa, 9. Direkt şeyden başlayacak ha. En baştan. Moğol istilasının 9. günü. Lan Moğollar oraya kadar nasıl gitmiş lan? Bayağı şu an heyecanlandım beyler. Fena durmuyor ha görsellik. Lan görsellik süper duruyor ne fenası lan. Fena durmaması ne? Harika duruyor. Bu görseli vereceklerden önemli değilim. Felaket iyi duruyor. Her FPS'te. Yer sallanıyor. Oha nasıl satın? Bu ne lan? Ve ben hiç beklemiyordum bu oyundan böyle bir şey. Oha! Bir dakika daha bir şey görmedik gençler. Ha. Oğlum felaket iyi görünüyor. Nasıl bir görsellik bu? Ne tarlası acaba bu? Otsuna Grassland. Açık mı acaba burası ya? Bilip bettemiyor. Açık dünya diyorlardı abi. Evet. Bu PlayStation 5 sürümündenmiş. Evet. Şimdi duyuru geldi. Etraftaki her nesne kıpır kıpır ya. Acaba hangi motoru kullanıyorlar ya? At dinamiği çok önemli. Farklı bir renk paleti var ya. Ortalık karanlık ama güneşte. Evet, değil mi? Pastel böyle. Farklı böyle bir renk paleti. Holy fucking shit. At falan da çok iyi lan. Beyler, Horizon'ın da görselliği iyi. Ne yapıyorsunuz? Hiçbir de beklemiyordum böyle bir şey ha bu oyunu. Evet, ben farklı bir şey bekliyordum ya. Böyle New York gibi zıplayıp tepelerde falan gezdiğim bir oyun bekliyordum açıkçası. Ben tam tahmin ettiğim gibi çıktı oyun ama görsellik hiç beklediğim gibi değil yani. Oha! Gangrenet yer bu. Gerçi God of War'da falan da bayağı iyi de tabii God of War'la bu kıyaslanamayacak bir şeydi. Where are they? Kaçıyorlar. Şu an normalleşti mesele artık. O güne ışıklandırmayla da alakalı diyor. Yok şu anda da iyi biliyor musun? O ışığın yansıması. Dur bakalım. Dur bakalım. Yeter. Savaş sistemi nasıl abi? Şu an Assassin's Creed'den daha iyi yapacak olan yer burası bu oyunu. Evet. Hani Assassin's Creed mi olacak yoksa başka bir şey mi olacak şu an göreceğiz. Bakalım neyden. Pozisyonunu aldı dostum. Ne diyor acaba ya? Kesecek. Tahmin ediyordum. Onu tek de alacağını tahmin etmiştim bu arada ama kafası uçar demiştim ben. Şeyin hareketini yaptı lan. Yavaş geç mi diyor? Aynen. Oğlum Türkçe konuşuyor lan bunlar. Valla Moğol diye yanlışlıkla Türkleri mi koydun? Ağzınızı kırayım ya. Bizi bir kere de güzel bir yere koyun şöyle ya. Yalnız. Güzel. Ya vuruş hissiyatı çok güzel görünüyor. Bayağı iyi duruyor. Yani basit bir sistem ama güzel görünüyor. Güzel güzel. Güzel gider bakar peri abi. Peri mi o? Aynen peri attım. Of. Abi beni aldığı yer burası oldu be. Kol bacak kopuyor abi. O bitiriş vuruşuydu muhtemelen ama. Ne oldu lan? Niye kendi adım mı? Yok. Japonlar İngilizce konuşuyor yalnız. Geri kalan Çince de. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monks are here? Oğlum atma şey çok fazla etrafta kıpır kıpır şey var ya. Down. Ulan gizlilikte mi var acaba? Gizlilik zaten olacak diyorlardı ya. No.
Remember Sago Bridge. Kafandakini çıkar da eve daha iyi duyuyorsun. Kafanı göremiyorsun. Ben seviyorum niyeyse bu tarz kostümleri biliyor musun? Biliyorum biliyorum ya, esprisini söyledim. Olması gereken bu. Neyi sürttü oğlum ya? Acaba Japonca dublaj olacak mı oyunda? Değil mi? Güzel olur mu? Da evet. Ya Türkçe dublajda falan gelirse hiçbir anlamı kalmayacak tabi. Harbi ha. Basit de olsa biraz şey var galiba. Hoplama tırmanma falan var galiba. Infamous'taki gibi. Bak, elinde bir şey var. Var birazcık. Sanki daha çok Uncharted gibi. Hani evet. Tırmanma kısımları falan. Evet. Biraz Uncharted gibi. Ama bu çok hoş olmuş. Bu dinamiğin gelmesi. Muhtemelen söyleyeyim, bunda bir HUD olacak, attığın yerlere ve direkt belirecek falan, bu kadar akıcı olmaz yani. Evet. O çizgisel olmaktan çıkarmış o şey. Güzel olmuş yani, tırmanma olayı. Açık dünya zaten, çizgisel böyle olmayacak. Bu da şey, fast take down, quick take down. Hop. Aha yardım istedim. Evet, o çağırdı ama. Şunlar çok güzel ya. Biraz ağaçları. Kanı silkeliyor ya. He called reinforcements. We have to move. Dur, samuray kılıcını vereyim mi? Budist mi bu? Rahip mi ne? Monk, evet rahip. Şu şey, o tarih dilimini bir araştırmak lazım ya. Of. Ulan, tahmin ediyordum ha öyle bir şey olacağını. Tam dedim göğsünden yer demiştim. Stand aside, Jin. Geride dur. Bu kadın evet Monk'u sevmiyor. Benim aileme ihanet etti. Run! Kaç! Vur lan. Vur onu. Eğer biz savaşırsak Moğollar kazanır. Onlar zaten kazandı. Ne oldu lan? Boss fight. Kami! Kami! Kami. Karate Kamil sahnesi gibi değil miydi oğlum ya? Tarihteki tüm samuray karşılaşmaları Karate Kamil sahnesi gibi oğlum. Bir bakalım ya. Of oğlum, arka plan ne lan öyle? Şu oyunda şöyle bir sahne olacak mı ya? Abi oyunda böyle bir sahne olacaksa açık dünyada nasıl olacak, ben onu anlamıyorum. Yani açık dünyasa eğer bu oyun gerçekten... Şu taslağını nasıl sağlayacak? Baksana yerde hareketleri bile, yaprakların şeyine baksana zaten. Tam açık dünya değil herhalde bu ya. Yani geniş bir dünyası var bence bunun da. Tam sendik ağa dost. Oğlum ben kafayı yemek üzereyim. Ver bana katanamı, ver Ahmet. Bayağı iyi duruyor ya. Dur oğlum şimdi, başımıza bela çatıp çıkartacak, sağ sol sallayacak. Gerçek mi lan o? Çıkarttırma oğlum şuna ya, sağ sol sallayacak şimdi. Abi bir şey yapmadı ama. Güzelmiş ya, ben var ya tahmininden çok daha... şey bir oyun görüyorum. Olmuş bir oyun görüyorum. İyi bari birbirlerini öldürmediler en azından. Çok iyi. Best. Vallahi. Game of the Year böyle. Vallahi onu bilmem de inşallah. Holy ya fucking abi. Shit. Ya birkaç tane daha video görmek lazım ama. Direkt hikaye odaklı. Ne acaba onu bilmiyorsanız. Gidiyor ama gidiyor. Bura lan. Şimdi alakasız bu. Hadi bakalım toplana şimdi bak. Dur bir nefes alaydık. Buradan New York'a gidiyoruz. Bir nefes alaydık ya. Bak işte girdiler gene. Saçma sapan bir dost, yeminle edip kılıcını çekmeyeceğini söylemiştin daha önce ama bu oyun için çıkartır mısın? Bu oyun için çekip götüme sokacağım Ahmet. Söyle estağfurullah. Durun oğlum durun ya. En Dreams son... geldi. Dreams herhalde bu. Ha Kojima. Kojima. Ne? O değil de. Ghost in the Shell. Eli değil mi o ya? Abi yok, eli değil de bu şey olabilir, evet. Olabilir mi? Yok, olmaz.
Silah yaşıyor lan. Elinde böbrek var olabilir mi bu? Tamam işte Vanquish 2 bu. Bir dakika. Kuralları var. Yeni bir IP mi lan? VR. You can keep traveling deeper. Daha derine seyahat ediyorlar. Bu ne ya? İnşallah VR oyunu. Of abi etraf değişiyor. Ben takıllanmaya başladım. Güle güle. Aa şey abi test. Ne? Şey mi? Yok değil bunlar şu an. Ulan bir saçından dolayı acaba Max mı? Remedy'nin yeni oyunu bence bu. Aaa! Evet. Güzel tahmin. Abi Remedy. Görsel tarzı çok benziyor yani Remedy'ye. Evet 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 kesinlikle abi %100. Oo, oğlum ne lan bu Quantum Break 2? Quantum Break 2. Silah çıkartıp atma tarzı da öyle. Quantum Break 2. Oğlum baya Quantum Break 2. Direkt Remedy kokuyor. Quantum Break'te bizim geride bıraktığımız kız falan mı bu? Hani ilk oyunda bir kız geride kalıyor da gel seni kurtaracağım falan diyordu bizimki hatta gitmeden önce. Olabilir. Quantum Break 2. Güzel tahmin dost. Vallahi hiç aklıma gelmedi. O ne oğlum? Salak kameraman. Abi ben ilkini çok sevemedim ki. Kontrol. Evet. Kim yapıyor? Remedy. Abi Remedy ya. Net yani tahminin doğruydu abi Remedy. Tahminin doğruydu canım. Teşekkür yani, ederim, teşekkür ederim. Bravo abi. Tebrik ederim. Sağ olun. Fuck you. Oğlum şunun elinden al şunu ya. Adam heyecanlanıyor şimdi. Birden çıkaracak, sallayacak. O yayın gene gitti herhalde. Evet, yayın sıçmış abi. Drop oldu abi. Bekleyelim biraz. İstersen dur. Oha bu ne lan?